Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Hemen bültenimize geçiyoruz. İsrail dün 72 saatlik ateşkesi delerek yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. Gerekçe olarak bir askerin kaçırılmasını gösterdi. Gazze yönetimi ise hiçbir İsrailli'yi kaçırmadıklarını belirtti. Buna rağmen devam eden saldırılarda can veren Müslümanların sayısı 1650'ye yükseldi. İsrail, Gazze'de yasaklı silahları kullanarak insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bir yandan da kendini temize çıkarmak için türlü oyunlara başvuruyor. Sivil katliamları sebebiyle tepki çeken İsrail, 72 saatlik ateşkese onay vermiş ancak aradan 2 saat bile geçmeden Gazze yine saldırıya uğramıştı. İsrail'in bu kez bahanesi bir askerinin kaçırıldığı iddiası. Bu iddiaya dayanan İsrail, tanklarıyla, savaş uçaklarıyla Gazze'ye bir kez daha ölüm yağdırdı. Bu sabah saat 7 itibariyle can veren Filistinlilerin sayısı 650'ye, yaralıların sayısı ise 8900'e yükseldi. 26 gündür saldırılarına aralıksız devam eden İsrail, hastane, okul ve cami gibi yerleri kasıtlı olarak hedef alıyor. Refah'ta bulunan Ebu Yusuf En-Neccar Hastanesi topçu ateşine maruz kaldı. Arka arkaya yaşanan patlamalar sebebiyle hastane hızla boşaltıldı. Hasta ve yaralılar Refah'taki iki küçük hastaneye nakledildi. Ancak hastanelerdeki kapasite azlığı sebebiyle sevki gerçekleşen onlarca yaralı tedavi edilemiyor. With the influx of casualties, many of the fatalities occur. Gazze'de yeni bir ateşkes uzun süre sağlanamayacak. Kaçırıldığı iddia edilen Hadar Goldin adlı askerlerden haber alınamıyor. Amerikan Başkanı Obama, İsrail askerlerinin derhal serbest bırakılması gerektiğine işaret etti. Binlerce Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutuklanmasına ses çıkarmayan Obama, kaçırıldığı iddia edilen İsrail askerleri için Hamas'ı kınadıklarını söyledi. We are today sanctioning a number of other individuals with substantial resources. Amerika ve İsrail'le paralel hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da ateşkesin ihlal edilmesine ilişkin Hamas'ı suçladı. Olayı en güçlü şekilde kınadıklarını söyleyen Ban, yaşanan gelişmeler karşısında şoke olduğunu ve derin hayal kırıklığına uğradığını aktardı. İsrail'in 72 saatlik ateşkesi bozmak için bahane gösterdiği İsrail askerleriyle ilgili Hamas'tan da bir açıklama geldi. Hamas, kaçırıldığı iddia edilen askerlere ilişkin bilgileri olmadığını, çatışma sırasında ölmüş olabileceklerini duyurdu.